Evet, protokol geldi. Yoğunluktan dolayı, yarışmadan, ağırlıktan, müzikten dolayı derken zaman bulamadık. Sevgili başkan gider ayak, hemen yakaladım dedim. Başkan dur, nereye gidiyorsun? Dedi abi biz ayrılacağız. Herhalde başka program var. Evet. Ama dedim başkan röportaj almadan göndermem. Çünkü önümüzdeki tirit programını kaçıracağım. Biliyorum, akıllı adamım. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sinan Tiryaki. İstanbul'da Ladik Federasyon Başkanıyım. Burada federasyonumuza öncü üye derneklerimizden Ladik Salurköy Derneğimizin piknik etkinliğine katıldık. Başkanım, lafınızı kesiyorum. Genel sekreterimizi de alacağım yanımıza. Evet. Şimdi başkanım dedi ki genel sekreterim olmadan ben röportaj yapmam dedi. Devam edelim başkanım. Evet, ben buradan tüm kıymetli hemşirelerimize, büyükşehirlerdeki, Samsun'daki ve Ladik'teki hemşirelerime selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bugün muhteşem bir gün. Bugün İstanbul'da ve Samsun'da ve Ladik'te Salurluları birleştiren, bütünleştiren Salurköy Derneği'nin piknik şenliğine misafir olarak değil, ev sahibi olarak katıldık. Başkanım, seni çok seviyorum ama şu yanımdan uzaklaşmazsan benden sana zarar gelmez. Evet, gelmez. Biraz önce de ifade ettiğim gibi İstanbul'da, büyük şehirlerde, Samsun'da ve Ladik'te Salurluları birleştiren muhteşem bir birlik ve bütünlük sağlayan Salurköy Derneği'mize ve bunun başlığı federasyonumuzun genel sekreteri, genel başkan yardımcımız ve Salurköy'ün dernek başkanı, yanımda diye söylemiyorum, Murat Salurlu kardeşimize gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Muhteşem. Başkanım, özür dilerim, unutma. Az önce Resul Aydın başkanımla röportaj yaparken şunu söyledim. Dedim ki Samsun son 5 senedir İstanbul'da yok. Ne oluyor? Dedi ki önümüzdeki dönemde eğer bu işi başaramazsak ben köyüme gideceğim. Şimdi burada şunun için söyledim bunu. Ben Salur'u, Ladik'i kıskanıyorum. Birlik, beraberlik o kadar güzel ki bu birliği, beraberliği federasyonlar, konfederasyonlar maalesef bir araya getiremiyor. Bu konuda Ladik'i tebrik ediyorum ben. Başkanlarım, size yine sistemi yineliyorum. Ne olursunuz İstanbul'da Samsun'un varlığını belli edelim. Başkanım, buyurun. Gerçekten biraz önce de ifade ettiğiniz gibi İstanbul'daki Ladikliler bir rüzgar estiriyor. Çünkü burada bir samimiyet var, bir beraber bir yoldaşlık var ve tüm hemşehrilerimiz derneklerimize ve federasyonumuza teveccüh göstermiş, tek vücut olmuş durumdayız. Bugün birçok hemşehrimiz Silivri'den Gebze'ye kadar hepsi bugün Aydos'ta bir araya geldik. Tekrar ifade ettiğim gibi ben gerçekten kıymetli Murat Salurlu başkanıma ve yönetim kuruluna ve burayı hınca hınç dolduran, şu anda gördüğüm piknik alanında, piknik alanındaki diğer piknik derneklerle hiç kıyaslanamayacak düzeyde çok büyük bir kalabalıkla Salur geldi. Aile yani. Evet. Zaten amaç da buydu. Murat Başkanım ve yönetimin de içeriğini doldurarak gençlerimize ve çocuklarımıza çok güzel, unutulmayacak anlar yaşattılar. Bu yarışmalar, ev sürpriz hediyeler, bu gençlerimizi, çocuklarımızı bu derneğe ve memleketimize, Sıla-i Rahim'e kazandırmak için manevi değeri tartışılmazdı. Biraz önce de gördünüz, hem ağalıkla, bu bir semboldür, derneğimize ve İstanbul'daki Salurlulara, Salur köyümüzde yapılacak hizmetlere, eser siyasetin, eser çalışmalarına herkes gönülden destek verdi. Sadece bir ağa seçilmesi çok önemlidir. O en büyük bir destektir. Ama onun yanında gördüğüm kadarıyla tüm Salurlu hemşirelerimiz, yani çocuklarımız dahil karınca destek verdiler. Yani bu muhteşem, bu biraz önce de ifade ettiğiniz Samsunlular nerede derken, Ladikler İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Samsun'da ve Ladik'te, her yerde tüm sosyal kurum olarak, sivil toplum kuruluşu olarak, dernekler olarak zaten vazifemiz bu bizim. Sosyal yardımlaşma, dayanışma ve faaliyet üretmek, kültürümüzü, geleneğimizi, örfümüzü, adetimizi gurbette yaşatmak ve unutmamak. Bunu da başarmış durumdayız. Buradan tekrar Salurlu hemşirelerimize yürekten ayrı ayrı teker teker teşekkür ediyorum. Murat Salurlu başkanımızın 2 gündür gece gündüz uyumadan bu organizasyonun düzenlenmesinde yanındaki gençlere ve yönetim kuruluna ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir aydır da Eyüp'le benle kavgası bambaşka tabii. Evet, bu tatlı kavgalar, dost kavgaları, yoldaş kavgaları diyelim. En kötü günümüz böyle olsun. Rabbim Ladik Federasyonu olarak, federasyonumuzu, Salurlu hemşirelerimiz, Salurköy Derneği olarak birliğimizi, beraberliğimizi, samimi hizmetlerimizi, eserlerimizi, organizasyonlarımızı daim kılsın ve devam ettirsin diyorum. Size de ayrıca
Bayağı bir emek harcadınız bu organizasyonda, etkinlikte. Çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşirelerimize buradan, Gurbet'te ve Samsun'da, Ladik'teki hemşirelerimize saygı, selam ve şükranlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olsunlar. Başkanım çok teşekkür ederim. Başkanım gerçekten aşmış kendini. Murat Başkanım. Başkan diyordu ya hep gizli yardım, çünkü gizli yardımı açıklatalım mı, yoksa açıklatmıyoruz, açıklatmıyoruz. Evet. Başkanım, sana genel başkanın sonuçta aynı anda Salur Derneği'nde üye olduğu bir dernek. Sizin de duygularınızı kısaca alayım. Biz de başkanıma gerçekten teşekkür ederim. Biz sadece federasyonda dernekçilik yapmıyoruz. Biz yol arkadaşıyız kendi aramızda ekip olarak. Her türlü sıkıntımızda, maddi manevi birbirliğimizde, beraberliğimizde beraberiz gerçekten. Ama ben bu programı hazırlarken kendi hemşehrilerim kadar en az federasyonumuzun yönetim kurulu da beni aradılar. Bir ihtiyacım var mı? Burada Sancaktepe'de bulunan derneklerimiz, dernek başkanlarımız aradılar. Var mı yapabileceğimiz bir şey diye. Bu büyük bir ailedir. Ladik küçük ama gerçekten derneklikte çok büyük bir aile. Bunu herkes öğrenmiştir inşallah. Öğrenmeye de devam edecektir ilerleyen zamanlarda inşallah. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ladik'le İstanbul arasında bir köprü olup hem hemşehrilerimizi bir araya getirmek, hemşehrilerimize yardımcı olmak. Biliyorum başkanımız değindi mi bu konuyu. Ama federasyonumuz sadece bizim dernekleri bir arada getirip destek olmuyoruz. Oradaki yetim çocuklarımızı yediriyoruz, ihtiyaç sahipleri yetiştiriyoruz. Okulu okuyan öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Mülakattan geçemeyen çocuklarımız oluyor, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği yardım. Bazen para bir şey bölmüyor ama bir tane kalem, bir tane adam bulmanız, affedersiniz yanlış anlamayın, bir insan bulabilmeniz çok kapıyı açıyor. Bu kapıyı Ladik Federasyonu açmaya devam ediyor. Bundan sonra da açacak inşallah. Biz izlemeye devam edin inşallah. Başkanım çok teşekkür ederim. Başkanım size de çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha ifade edeyim. Genel Sekreterimiz Murat Salurlu ifade etti. Federasyonun ve derneklerimizin amacı bunlar, geniş kapsamda yapıyoruz. Yani yardımlaşma, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs verilmesi, birçok kültürel ve sosyal faaliyetler, İhtiyaç sahibi ailelerimizin İstanbul'da ve diğer illerde derneklerimizle ve federasyonumuzca giderildi. Ben burada Ladik'le özdeşen, Samsun'la özdeşen atasporumuz, yağlı güreşlerimizde Kırkpınar'da ilk dörde kalan Serhat Gökmen kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki gün bu onuru, gururu Samsunlulara, Ladiklere yaşatacağını düşünüyorum. Buradan yürekten başarılar diliyorum. Kalbimiz onunla, yüreğimiz onunla. Aynı zamanda Ladik Federasyonu olarak ve büyük bir cami olarak, Ladikler olarak İstanbul'da ve Ladik'te bu atasporumuzla ilgili, kültür festivaliyle ilgili önümüzdeki yıl geniş kapsamlı bir çalışma düşünüyoruz. Belediye, Ladik Belediyesi işbirliğiyle. İnşallah biz bu çalışmaları artarak devam ettireceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler başkanım. Efendim iki başkanıma da teşekkür ediyorum.